Çok güzel olmuş, ellerine sağlık. Afiyet olsun. Anlaşırsak Türkiye'ye yerleşeceğim. O zaman sana her gece sushi yaparım. Niye geç açtın ya? Hoş geldin. Hoş geldiniz. Esas sen hoş geldin birader. Nasılsın, iyisin? İyi, teşekkür ederim. Bugün tanıştırdım. Şirketimizin CEO'su Erhan Bey. Aynı zamanda Sibir Hanım'ın kocası Erhan Bey. Öyle mi? Evet. Ben bilmiyordum. Söylemeyi unutmuşum. İş güç araya girince tamamen aklımdan uçmuş. Sorun değil. Gelmeyeceksin sandım. Yani olman gereken daha önemli yerler yok mu senin? Yok, daha önemli başka bir işim yok Sibel. Burada olmaktan başka daha önemli başka bir işim yok benim. De yani günler çuvala mı girdi ya? Niye şirkette işin başındayken konuşmadınız, yapmadınız bu toplantıyı da? Böyle illa yani yosuna çiğ balık sarıp mı yemeniz lazım yani hani? Sufle hazır. Sibel'e yapmıştı. On parmağında da on marifet. Tim, marifetli adamsın velhasıl kelam. Valla suşisi kadar güzelse tam evlenecek adam. Ben sana söyleyeyim. Ama önce bir 3-4 milyon ver. Sonra Antalya'da biraz zaman geçir. Başka türlü anlamazsın nasıl biri olduğunu. Hmm. Tim herkes gibi değil. O 3-4 milyonu da günlük harcıyordur. Evvallah. Çok güzel kokuyor. Çünkü aşkla yaptım. Aşkını seveyim senin ya. Geldim. Elif, yenge. Hoş geldin, ne haber? İyiyim. Ya Erhan biraz bahsetti. Her şey yanlış anlaşılmış. Bebek bekliyormuşsunuz galiba. Hayırlı olsun inşallah, çok sevindim. İnşallah Samet, inşallah. Erhan evde mi? Erhan... Çekil, ben bakarım. Ulan Erhan, yaktın yine ikimizin de başını. Hayatımda yediğim en güzel sufle olabilir. Ne, sen yapamadığın yemek yok mu ya? Erhan, sen niye yemiyorsun? Ya sufle düşünecek durumda değilim ki, benim kafam dağınık yani. Biz normal insanların tim çok derdi tasası oluyor genelde böyle. Hep böyle düşünürken yakalıyorum kendimi. Şöyle düşünürken yakalıyorum kendimi. Biz normal insanlar. Anladım. Tim, hayatında özel biri var mı? Yani sormam saçma, tabii ki vardır. Şanslı kız kim? Kimse yok. Ne yazık ki. Senin gibi kadınlar karşıma pek çıkmıyor. Elimi yüzümü yıkayayım abi. Ben geliyorum kızıcığım. Bunu en büyük aşkın Maria için yaptırdım. Maria nerede şimdi? Bir trafik kazasında kaybettim maalesef. Ben çok üzüldüm. Ama onu hiç unutmadım. Ne kadar romantiksin. Ben bir düşündüm, taşındım şimdi. Sabah erkenden kalkalım. Güzel şöyle salim kafayla bir tekrar konuşalım bu ortaklık meselesi. Ne diyorsun? Şimdi sen gitsen iyi olur. Bence çok erken daha da kahve içecektik biz. Olur mu öyle ya karıcığım? Sabah ondan sonra kalkamıyorum diye bana kızıyorsun Sibel. Olmaz ki, zaten ben de dışarıdan tok geldim. Siz de yemişsiniz zaten. Bir ağırlık çökmedi mi ya bize? Ha? Ben görüyorum ya, senin gözlerinden belli. Baksana birazdan bir yarım saate sen mışıldayacaksın, uyuyacaksın benim yine omzumda, uyuyakalacaksın Sibel. O yüzden seni uğurlayalım Timciğim. Sabah konuşuruz.
Biraz ayıp olmuyor mu? Yok ya, ayıp olmuyor. Tim de bizim ikimizin arasında ya, değil mi Tim? Evet Erhan Bey. Ne demiş atalarımız? Misafirliğin kısası makbuldür. Değil mi? Bunlar bizim memleketimizin güzel bir örf, adet, anneneleri yani. O yüzden seni artık uğurlayalım. Hepimizin işi, gücü, kafasındakiler var. Hani, değil mi? Tamamdır. Hadi kardeşim. Neyse, ben Tim'i yolcu edeyim o zaman. Karıcığım, sen Tim'i yolcula. Kusura bakma. Erhan Bey'in böyle kabalıkları olabiliyor bazen. Olsun. Ama yarın sabah uyanır uyanmaz konuşur haberleşiriz. Olur. İyi geceler. İyi geceler. Allah Allah. Ya sen ne kadar kalın bir adamsın ya. Bu Timur'a olan o davranışların neydi senin? Ne? İşi işte konuşun o zaman Sibel. Konuştuk zaten. Ama vaktimiz kalmamıştı. Ya bırak Allah aşkına ya. Yani sabahtan beri de zaten kontrat maddelerini konuşuyorsunuz burada. Ben de yedim. Seni tanıyorum Sibel ya. Oraya da geliyorduk. Sen adımı kovmasaydın onları da konuşacaktık. Ya tabii tabii. Yok suşiyi ne kadar güzel yaptın Timcim. Hayatında birileri var mı Timcim? Eski sevgilim Maryalar, Sibel'cimler falan filan. Ya bırak şimdi Allah aşkına ya. Adam resmen sana engelli koşuyor Sibel ya. Yani yanında kocası var mı yok mu adamın gerçekten umurunda değil ya. Öyle yetişmiş yani. Bir dakika. Sen kendini benim kocam mı sanıyorsun? Nasıl yani? Kapı gibi imzam var ya evlilik defterimizde bizim. Yani ben resmi olarak senin kocana o sıfatla konuşuyorum zaten Sibel. Hmm. Ya sen bunu açık açık seni kıskanıyorum desene. Seni Tim'den mi kıskanacağım ben? Ya yok öyle bir şey. Evet kıskanıyorsun. Ya alakası yok Sibel. Erhan kıskanıyorsun. Ya dürüst olsana kıskanıyorum desene. Ya kıskanıyorum seni. Seni çok pis kıskanıyorum ben deliler gibi. Niye boşanmak istiyorsun o zaman? Sibel, konuştuk bunu. Elif, çocuk. Yani tekrar mı konuşalım? Kimse sana babalık yapma demiyor. Ama sen sevmediğin kadınla hayat kurmaya çalışıyorsun. Bence bunu bir konuşalım. Erhan, ona yalanlar söyleyip buraya geldin. Ben sırf Timur'la baş başa kalmayayım diye bu yalan söyledin sen resmen. Bu normal mi? Bunu neden yaptın? Erhan niye yaptın bunu? Neden yaptın Erhan? Boş ver üstüme gelmesin be. Ya bir cevap versene neden yaptın? Yahu aşığım sana aşığım. Aşık oldum ya. Sana aşık oldum Sibel ya. Çok fenayım da. Erhan. Ettiğim gibi buradasın. İçeri davet etmeyecek misin?
mumlar yakılmış, romantik yemekler yenmiş. Umarım buna yalan söylediğine değmiştir Erhan. Elif, izah edebilirim çünkü bunun bir izahı var. Benim kardeşimin başına neler gelmiş. Babam evde perişan halde. Sen bana yalan söyleyip buraya geliyorsun. Bravo ya, gerçekten bravo. Ve sen buna rağmen seni sevmeyen bir adamla hayat kurmaya çalışıyorsun. Sana güveniyor biliyorsun değil mi? Senden cesaret oluyor. Neyse. Ben sizi bölmeyeyim. Aranızdaki sorunu nasıl çözersiniz bilmiyorum ama Erhan benimle çalışmaya devam edecek. Yani bu mesailere alış bence. Hiçbir şeye alışmayacağım Sibel. Size iyi mesailer. Elif. Elif, Elif bir dur bir dinle beni. Kadından ayrı kalamıyorsun ki. Aklında sürekli o varken biz seninle nasıl birlikte olacağız, nasıl çocuk büyüteceğiz Erhan? Cevap versene. Cevap versene. Ne aşıksın değil mi? Erhan. Cevap versene. Ona aşıksın değil mi? Hayır de. Ona aşık değilim de. Ben seni seviyorum. Ona aşık değilim de. Aşık değilim de. Ne olur. Söylesene Erhan. Diyemem Elif.
Ömrüm boyunca yanından ayrılmayacağım. Birlikte büyüteceğiz çocuğumuzu. Söz. Boynu bükük bir sayfa kaldı. Gel istersen oku bak. Dilersen bir kibrit al yak. Razıyım son diye yaz bırak. Bu defter kapansın. Sen bir kibrit al, yak. Razıyım son diye yaz, bırak. Bu defter kapansın. Islanmış gözyaşlarımla her sayfa kıskanmış seni başkasından. Ne çektiysem yazmışım sensiz yıllarda. Gel istersen oku. Dilersen bir kibrit al, yak. Razıyım son diye yaz, bırak. Bu defter kapansın. Razıyım son diye yaz, bırak. Bu defter kapansın. Gel istersen oku bak. Dilersen bir kibrit al yak. Razıyım son diye yaz, bırak. Bu defter kapansın. Ya niye çıkarmıyorlar hala? Bir sorun mu var acaba? Babam yoktur bir sorun, merak etme. Çıkış işlemlerini yapıyorlardır. Birazdan çıkar babam. İnşallah. Ne çıktı? Oğlum! Oğlum! Ay yok. Ay geçmiş olsun. Aslanım benim. Canım benim. Gelmiş geçmiş olsun oğlum. İyisin değil mi oğlum? İyiyim iyiyim, merak etme. Hadi eve gidelim de ben sana şöyle krallar gibi bir sofra kurayım. Baba, Senem'den haber var mı bu arada? Elif biz çıkarız. Oğlum bak artık Senem falan deyip durma, tamam mı?
Benim asabımı bozma ne olur. Bak o kızın yüzünden sen yıllarca hapis yatacaktın. Zor kurtardın paçayı. Senem menem yok, bir daha ağzından duymayacağım. Baba, tamam? Öyle deme, onun bir suçu yok ki. Yürü hadi, hayır yürü yürü. Yürü hadi yürü. Yürü. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.